Necasetten taharet. Yani gözle görülür, elle tutulur, pisliklerden temizlenir. Allah-u Teala temiz olduğu için ancak temizlerden temiz ibadeti kabul eder. Dolayısıyla Müslümanın da temiz olması lazım geldiği gibi üzerindeki elbisenin, bedeninin, namaz kıldığı mekanın, en azından ayaklarını bastığı, dizlerini koyduğu, elini varlığını koyduğu yerin necasetten, yani ağır ya da hafif pisliklerden temiz olması gerekir. Mekanın temiz olması gerekir. Tabi burada yeri geldiği zaman Müslümanın çevre temizliği, elbise temizliği, mekan temizliği, efendim saçına sakalına dikkat edip onlara kibarca taraması, temiz tutması, dişlerinin misvaklaması, cemiyete giderken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam toplantılara giderken boya abdest alırdı, misvak kullanırdı. Yani Müslümanlığın temizliğine dikkat çekilse iyi olur ama zamanımız olmadığı için bunları hatırlatalım. Müslüman temizlikte örnek insan olması lazım. Özellikle dindar görünen insanların temizliğe çok dikkat etmeleri gerekir. Necaset, gözle görülen, elle tutulan pisliklerdir. İki türlü necaset vardır. Birisi ağır, birisi hafif necaset. İnsan mesela dışkısı ya da idrarı ağır bir pisliktir. Hafif pislikler genellikle eti yenen hayvanların dışkıları ya da idrarlarıdır. Bunlar eti yenen hayvanlar, evlerimizde evcil hayvanlar, işte koyunlar, keçiler, inekler, kesilip eti yenen bunlarla sık ilişkiler olur insanlar. Artık herkes şehir hayatında değil, özellikle köy hayatında, badiye, çöl hayatında, Müslümanlar bunlarla iç içe olduğu için Allah Celle Celaluhu kullarına daima kolaylık diler. اِنَّ اللّٰهَ يُرِيدُ بِكُمُ الْيُسْرِ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرِ Allah kullarına daima kolaylık diler, asla kullar için zorlaştırmaz, zorluk dilemez. Bugün kolaylık dinidir diyor Peygamberimiz ve onu zorlaştığında kızıyor. Onun için bazı insanlar var, fetvanın daima en zorunu seçerler. Bazı zavallılar da insanları zorlaştırdıkça bu zorlaştıran insanların takvasının çokluğunu zanneder. Ne yaparsın? Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam günah olmadıkça işlerin daima kolayını tercih eder. Necasetten taharetin ağır kısmı eğer katı cinsten olursa, eskiler nohut kadar filan derlerdi, şimdiki tatlar 4 gram filan diye böyle bir gram olarak da birim ifade ediyorlar. Bu miktar bir katı pisliğe ulaşmadıkça her ne kadar görülür görünmez onun temizlenmesi en güzeli ise de her zaman bu mümkün olmayabilir. Bu kadarcık bir pislikle namaz kılmaya izin verilmiştir. Ama bunu geçerse artık bedende, elbisede ya da namaz kıldığımız yerde böyle bir pislik varsa namaz sahih olmaz. Hafif, ağır pisliğin bu katısıydı. Sıvı olan, mesela idrar gibi, avuç içi, avuç ayağımız bir ölçüdür. Bu ölçünün avuç ayasından daha az bir yeri kaplamış ise o da affedilmiştir. Yani insan dışarıda namaz kılıyor, dışarıda tuvalete gidiyor. Efendim, idrar kaçırmış olabilir, kendiliğinden idrarda boşanlar var. Bu kadarcığına bir izin var. O bakımdan bu temizlikte Müslümanların dikkat etmesi, sık sık çamaşır değiştirmeleri güzel olur. Ama insandır, bundan her zaman kaçınılmaz. O kadarcığına da vesveseye girmeye gerek yok, namaz kabul olur. Ama el ayasının dışını taştığı an, o elbiseyle ya da vücutta o kadar bir miktar pislenmiş ise namaz caiz değildir. Eti yenen hayvanların pislikleri hafif demiştik. İnsanlarla iç içe yaşadıkları için insanlara zorluk olmasın diye Allah-u Teala orada genişlik ihsan buyurmuştu.
Bu da vücutta ya da elbisede bulaştığı uzvun, ağızların ya da elbisenin dörtte birine kadar af var. Dörtte birinden ziyade olursa bu necaseti temizlemek gerekir. Dörtte birinden daha az ise hafif pislikler, et yenen hayvanların pislikleri gibi af edilmiştir diyelim. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk inen ayetlerden tutun, kendisinin hadisi şerifleri bir hayli bize bu temizliği yapmamızın gerektiğini emir buyurdu. Mesela Allah-u Teala وَفِيَابَكَ فَتَحْفِرْ elbiseni temiz tut buyuruyor Müddessir Suresinde. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bazı hadis-i şerifleri var. Mekke'yi, Beytullah'ı pisliklerden temiz tutulmasını Allah-u Teala Hazreti İbrahim ve İsmail Efendilerimize emir buyurmuştu. Bir ayet-i kerimenin varlığını okuyorum. Bunları niye okuyoruz? Temizliğin dinimizdeki yerini, namazdaki yukarıda anlattığımız bilgilerin Kur'an'dan ve sünnetten alındığını, yani kaynağını göstermek için. Biz İbrahim ve İsmail'e tavaf edenler, ibadete kapananlar, orada itikafa girenler yani, rükû ve secde edenler için evimi, yani Beytullah'ı temiz tutun diye emretmiştik. Bakara Suresi. Kur'an-ı Kerim maddi temizlikleri istediği ve bunu yapanları sevdiğini söylediği gibi manevi temizlik, yani küfürden İslamiyet'e dönmek bir temizliktir. Günahkar insanın günahlarından tövbe istiğfar edip dönmesi de bir temizliktir. Bunları çok sevdiğini beyan buyuruyor. Yine bir başka ayet-i kerimede Kubalıları Kuba mescidini dile getirirken orada çok temizlenmeyi seven insanlar vardır diyerek övüyor. Bir mescide dırar yapmıştı münafıklar. Peygamberimizin de gelip orayı açmasını arzu ediyorlardı. Fakat orayı Müslümanların aleyhine toplanacak bir dernek olarak kullanmak istiyorlardı. Gavurluk adına onlarla işbirliğiyle ve iyi bir fırsat yakaladıklarında içeriden ve dışarıdan İslamiyet'i bastırmak istiyorlardı. Böyle bir niyetle bir cami yaptılar. Allah da Celle Celaluhu Tevbe suresinde ona mescid-i dırar buyurdu. Yani Müslümanlara zarar vermek amacıyla açılmış bir mescid. Peygamberimiz de Cenab-ı Allah'ın bu emri üzerine derhal Müslümanlardan bir grup göndererek o mescidi yıktırdı. Demek ki kötü niyetli yapılan bina mescid görünümünde bile olsa yıkılır ve kötülüğe asla izin verilmez. O da Kuba taraflarındayım. Allah-u Teala bırak bunu mescidi de siz Kuba mescidine dedi, oraya yönlendirdi. Oradaki Müslümanlar temizliği çok çok severler. Ve o mescid de ilk günden beri takva üzerine kurulu bir mescittir. Onun için Müslümanlar şimdi hacca ve umre gittiklerinde Mescid-i Kuba'yı seve seve ziyaret ederler. Müslümanlar, Cenab-ı Allah sizi çok çok temizlikte övüyor. Nasıl yaptınız bunu da Allah-u Teala sizi övdü diye onlara bazı sorular sordu, cevaplar almıştım. Orası şimdilik bizim için önemli değil bunlar da. Demek ki Allah-u Teala maddi ya da manevi temiz olanları seviyor. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَحْحِرِينَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَحْحِرِينَ Allah tevvabini, yani günahlarından tövbe eden, pişman olan, günahı terk eden, bir daha yapmamaya söz veren ve gerçekten de yapmayan, kul hakkı ve Allah hakkı varsa bunları da ödeyen Müslümanları sever. Bu geçmişte şöyle günah etmişti, böyle günah işlemişti. Kaldırır, sever. Hatta Allah seyyiatlarını, günahlarını hasenata tebdil eder. Kur'an-ı Kerim açıkça söylüyor. Adamın bütün günahları değiştirilir,
sevap olarak amel defterine yazılır. Yübeddülullahu seyyiatihim hasenat. Allah onların seyyiatlarını hasenata, güzelliklere, iyiliklere, ibadetlere tebdil eder. Ve çok çok sever diyor yani. Temizlik dinimizde böylesine kıymetli bir husustur.